Efendim ders... Başkanlarımız, sivil toplum kuruluşları, dernek başkanları bu tür toplantılara iştirak ediyorlar ve Soma'nın sorunları, yapılması gerekenler. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bugün de ikincisini yapıyoruz bu seneki. Geçen hafta ilkini yapmıştık. Sayın Kaymakamımız da sağ olsun katıldılar. İlçe başkanlarımız da gelecekler. Hep birlikte Soma'ya ne yapılabilir? Daha iyi Soma nasıl olur? Onu konuşacağız. Bilgi alışverişinde bulunacağız. Onun için toplanıyoruz. Bugün burada olamayan temsilciler de olabilir. Gerekirse müsait olurlarsa Sayın Kaymakamımız, ilçe başkanlarımız, onlar da önümüzdeki hafta veya daha sonraki hafta olabilir. Bir araya geliyoruz. Bunu sık sık yapıyoruz. Son bu konuda çok şanslı. Herkes katılımcı oluyor. Herkes katılımcı olduğu için de sorunlarımızı daha detaylı tartışabiliyoruz, görüşebiliyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir toplantı olur. Yine bu geçen... Başkanımız eğer Soma'ya gelecekse programda olma ihtimali var diye konuşuluyor. Bu önemli bir konudur. Yani devletin başının Soma'ya gelmesi demek bir takım sorunlara yetebilmek için, sorunlarımızın çözümü için bir fırsat demektir. Burada herhangi bir derneğimizin veya işte hemşeri derneğimizin veya başka bir STK'nın bize iletmek istediği bir şey varsa Sayın Kaymakamımızın iletebilmesi çok önemlidir. O yüzden bu toplantıların ana konusu aslında o. Hangi konularda yoğunlaşalım? Buraya gelirse Cumhurbaşkanımız veya işte bir bakanımız gelirse o konuda ne iletelim? Bunları derleyip toplamak, ortak akıl kullanarak bir fikir birliğine ulaşabilmek amacımız. Dolayısıyla dediğim gibi eksik kalan kurumlar olabilir, kuruluşlar olabilir. Bizim atladığımız olabilir, bugün için gelememiş kişiler olabilir. Onlarla da belki bir toplantı daha yaparız. Böylece hemen hemen bütün Soma'nın ne düşündüğünü, hangi sorunlarda hemfikir olduğunu çıkarttınız diye düşünüyoruz.